Paramparem beni. Kızım. Bir tane. Sözümü tuttun değil mi? Geleceğim diye söz vermiştim. Seni bulacağım diye söz vermiştim. Bir tanem. O Eylül, bir babanın evladına ne kadar bağlı olabileceğini, bir babanın çocuğuna nasıl aşık olabileceğini öğrendim ben. Ve sevgiden yoksun bir ailenin masum bir çocuğa karşı ne kadar acımasız olabileceğini. Buyurun. Ya bu kız nerede? Biriniz şu Cemre'ye baksanıza. Babasının ölüm haberini alınca çok ağladı çocukcağız. Figen de dayanamadı, yanına gitti. Yani teselli etmek babında ama hemen getirecek. Figen niye hala burada? İşten çıkmamış mıydı o? Yo, bu akşam gidiyor halasına zaten. Nişanlısını bekliyor, o gelip alacaktı. Tamam, bu mesele çok uzamasın Asuman. Tabii. Siz mutfaktaki işlerinizi bitirin hadi. Afiyet olsun. Biz ne yapacağız bu Cemre'ye? Zaten tuhaf, melankolik bir kızdı. Şimdi babası öldü. İyice haleti ruhisi değişecek. Hayır, korkuyorum Sinan'ın psikolojisini bozacak. Sen bile bozamadıysan Sinan'ın psikolojisini kimse bozamaz. Teessüf ederim Aras. Ben kötü bir anne miyim? Aras cevap versene. Ben kötü bir anne miyim? Ben kötü bir eş miyim? Ha? Söyle, açık açık söyle. Anne duydun mu? Duydun mu ne dediğini? Bak Aras. Aras, son kez soruyorum. Ben kötü bir anne miyim? Ha? Kötü bir eş miyim? Niye gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Sen beni delirtmeye çalışıyorsun. Mahsus yapıyorsun değil mi? Tamam. Yeter. Yeter. Ben biraz hava almaya çıkıyorum. Cemre ile Sinan'ı çok yakında İsviçre'ye götüreceğiz. Ben bütün işlemleri başlattım. Çok yakında haber gelecek. Farkındasınız değil mi? Ne kadar netameli bir süreç bizi bekliyor. Biraz kendinize gelseniz çok iyi olur. Aras, nüfus işlemlerini hemen başlat. Pasaport başvurusunu da yap, vize de çıkartın. Tamam annem. Rüçhan, sen de bu kızın her şeyiyle ilgileneceksin. Gözün gibi bakacaksın, yemesiyle, içmesiyle, uykusuyla. Anladın mı beni? Sağlığı çok önemli, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben müsaadenizle ofise geçiyorum, biraz çalışacağım. Şimdi haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Cezaevinden kaçan 4 mahrumdan 3'ünün ölü bulunduğu, birinin ise kaçak durumda olduğu gelen bilgiler arasında. Kaçağı yakalamak için arama çalışmaları devam. Haydar! Neredesin be babacığım? Uyuyor muydun lan? Lan Haydar var ya, köşke alıp götürsem ruhun duymayacak ha. Bana bak, radyoda duydum demin. Etrafta kaçaklar geziniyormuş, gözünü dört aç. Gerçi 2 tane Haydarsınız, isteseniz neler yapmazsınız. Hadi bakayım. Allah Allah. Bir melek neden bu kadar hüzünlü olur ki? Bakacağız. Sevda Hanım. Efendim hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar. İyi misiniz? Sağ ol. Nişanlını almaya geldin herhalde. Evet. Halasına götürecekmişsin. Söyle Cemre'yi bir an evvel eve getirsin. Herkes merakta. Tabii ki. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hı. Ben Figen bu köşkten ayrılıyor diye çok üzülüyorum Sevda Hanım. Git o zaman nişanlı seni teselli etsin Kenan. Yok yok yanlış anladınız. Şimdi Figen burada çalışmazsa ben de buraya sık sık gelemem. Hı. Buraya gelemezsem sizi sık sık göremem ondan. Belki de görürsün. Allah Allah. Sizin de böyle bir içiniz ürperdi mi Sevda Hanım? Ya belki de görürsün dediniz ya. Öyle sanki tatlı bir meltem esti. Hissettiniz mi? Dikkat et de o meltem seni çarpmasın. Vallahi benim yelkenlerim her zaman açık Sevda Hanımcığım. Her zaman. Şükürler olsun ki sizi güldürebildim bugün de. Bu romantik Eylül akşamında. Eğer vaktiniz varsa şöyle biraz yürüyelim. Ben sizi güldürmeye devam edeyim isterseniz, olur mu? Sen Figen'i halasına götürmeyecek misin? Sevda Hanımcığım, ben Figen'i halasına her zaman götürebilirim ama sizin gibi bir melekle yürüme fırsatını biz fani kullar her zaman elde edemeyebiliriz. Ondan diyorum. Peki madem, yürüyelim. Tabii buyurun. Neyiniz var? Yok, bir şeyim yok, iyiyim. Hemen bir yere saklamamız lazım sizi. Hayır, yok bir şey var. Kızımı almaya geldim sadece biz. Gideceğiz şimdi. Önce bu geceyi bir atlatalım, olur mu? Lütfen. Sevda Hanımcığım, bence sizin değerinizi bilmiyorlar bu köşkte yeterince. Öyle demek. Mesela şu bekçi Haydar var ya, ben ne zaman gelsem uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor tabii. Kenan'la Sevda geliyor. Sizi görürlerse hemen polise şikayet ederler. Sizi bir yere saklamamız lazım. Biraz hızlı olun. Yani bakın bence siz onu kovun. Yerine beni alın. Ben sizi korumak için günlerce, haftalarca uyumam gerekirse Sevda Hanım. Belki deneriz. Neydi o söz? Bir saniye hemen bakıyorum. Hop! Kim var lan orada? Sevda Hanımcığım siz şöyle arkada kalmaya dikkat edin. Çünkü radyoda duydum ben. Kaçaklar falan varmış. İhtilal zamanı biliyorsunuz. Aman diyeyim. Hop! Bu taraftan geldi değil mi? Hı hı. Çabuk. Ne olur kız hop! Kim var lan orada? Çıkın lan ortaya. Kenan tamam daha fazla gitme, polis çağır. Sevda Hanımcığım gerek yok, ben hallediyorum. Hop! Çıksanıza lan ortaya.